Değerli izleyicilerimiz, kıymetli Rehber TV izleyicileri, yeni bir macera, yeni bir programla daha birlikteyiz. Bol kar yağışlı hafta sonunun sabahında sizlerle birlikteyiz. Gaziantep'teyiz. Gaziantep'in batısında ormanlık alanlara doğru ilerliyoruz. Bu kar kış kıyamette gidelim, sizler için program çekelim. Hem de böyle karlı bir günde farklı bir atmosfer yaşayalım dedik. Ekip arkadaşlarımızla birlikte kimler var? 3 kişilik ekiple birlikte Babir ve Cengiz arkadaşımızla birlikte inşallah dağın, buranın dağının zirvesine çıkacağız, yüksek bir yer. Orada bir yemek pişireceğiz efendim. Bu karlı ortamda, bu karlı havanın tadını ormanın içerisinde herkes uyurken, sabahleyin uyurken biz de burada da efendim hafta sonunun ilk günlerindeydik. Günün ilk ışık saatlerinde güneşin doğmasıyla birlikte hemen biz de dağlara koyulduk. Bakalım bizi ne tür maceralar, ne tür serüvenler bekliyor. Hadi yürüyüşümüze, programımıza başlayalım. Gidiyor. Yol boyunca hep gördük. Kurt olabilir, köpek olabilir, daha farklı bir hayvan olabilir. Bilmiyoruz ama burada kar yağdığı için hayvan yemek bulmak amacıyla şehre doğru biraz yaklaşmış. Devam ediyoruz. Burası daha küçük bir hayvana ait. O da buradan geçmiş gitmiş. Thank you.
konaklayacağımız alana, bölgeye geldik. Aslında buradan biraz daha yukarısı var. Bakarız, belki oraya çıkarız, çıkabilirsek. Şimdi bu alana doğru gelelim. Değerli izleyicilerimiz, karda yürüyüşümüz, maceramız devam ediyor. Halimiz böyle. Bazılarına göre halimiz içler acısı. Bazılarına göre de ooo süpersiniz. Maşallah ne güzel dağda karda geziyorsunuz. Cengiz, ne derler bize? Kimileri deli diyor, kimileri veli diyor başkan. Babil. 10 numara, 10 numara. Evet, sabah erkenden pazar günü. Evimizden sıcak yuvamızdan çıktık, böyle buz gibi tipi şeklinde kar ormanın içinde, biz de bir şeyler arıyoruz. Mutlu olmaya çalışıyoruz. Temiz oksijeni, bu güzel manzarayın tadını çıkarmaya çalışıyoruz. İşte sedir ağaçları ve kızılçam ağaçları eşliğinde tepeye çıkalım dedik, en yüksek yere. Orada daha önce de video programlarımız olmuştu, kamp programlarımız. Şimdi oraya çıkacağız. Oraya arabayla gidiyorduk. Ama şimdi arabamızı çok geriye bıraktık. Yayan ormanın içinden, derinliklerinden gidiyoruz inşallah. Manzaramız çok güzel. Yetkililer uyarmıştı. Sabah saatlerinde kuvvetli kar yağacak diye. İşte bir saat temel yağıyor. Gittikçe de artıyor. Daha da artacak gibi sis de bastırdı. Şimdi bu bölgenin en yüksek yerine, zirvesine çıkacağız. Oradan çevre dağlar da biraz daha farklı, güzel görünür diye düşünüyoruz. Nereden şuradan gidelim. Dicilerimiz, ateş yakmayacaktık ama ateş yakmayı da başardık. Dağda karlı bir havada böyle ağaçlardan, bu dalları ağaçlardan kopardık, kuru dallar. Güzel biraz kardı, silkeledik karlarını.
böyle. Ağaçlarda ateş yandı ki ağaçlardan karlar da düşüyor. Bakın kuru kuru ağaçlar. Tabii bu arada en çok işimize yarayanlar şunu göstereyim şöyle. İşte şunlar oldu. Bunlar çok güzel yanıyor. Hem kurumuş. Tabii biraz nemli ama içerisinde yağ oranı, reçin oranı fazla olduğu için yeşil de olsa yanıyor. Biz kurularını seçtik gördüğünüz gibi bakın. Tekrar atayım, tekrar kayda girsin. Bak mesela böyle hemen ateş atıyorum. Bakın alev aldı. Tabi o yoğun olunca daha da kuvvetli oluyor. Şöyle. Bunları böyle ufak ufak kırdık. Şöyle gösterelim. Eğer dağda mahsur kalırsanız, dağda olursanız bir şekilde bunları silkeleyip şöyle deste yapıp ateş de azaldı. Bakın. Bunlar bizim tutturmada, ateşi tutturmada çok güzel işimize yaradı. Son üzerine böyle kuru dalları attık. Şimdi Cengiz arkadaşımıza yanına gidelim bakalım ne yapıyor. Bize ne yemek hazırlıyor Cengiz arkadaşımız. Orada ateş yanıyor, burada ocak olacak. Şimdi ateş yakamayız dedik. Cengiz ne yapıyoruz? Bugün başkan sizlere kaşarlı, kasap sucuklu menemen yapacağız inşallah. Sucuklu menemen. Aynen. Kaşar da var. Şu kaşarımız. Evet. Cengiz arkadaş doğramış ne güzel böyle. Tuzumuz, karabiberimiz, kırmızı biber, soğan, yumurta, yeşil biber. Bu da kasap sucuğumuz. Kasap sucuğumuz. Onu özel olarak kendi kasabıma yaptırdım başkan. Evet. Gayet lezzetli zaten biraz sonra da anlayacaksınız tadını. Evet, kasap sucukları iyi de yaparlarsa çok da güzel oluyor. Market sucuklarından çok çok iyi, siz de biliyorsunuz. Tavamız da hazır şöyle, biberler, soğanlar doğranmış. Sonra altını açacağız onu da. Kahvaltımızı yapmadık Cengiz, karnımız acıktı bize şöyle. Harika bir kahvaltı geliyor size. Evet. Bu yine şu meşhur geçen hafta kampımızda. Tamam, porselen taş değil mi? Aynen, kiremit. Kiremitten yapma, pişmiş kiremit. Biraz da boyalı böyle, çok güzel. Kahve, çay falan demlemeye çok güzel oluyor. Kuksa bardaklarımız. Böyle ufak ufak işte değerli izleyicilerimiz böyle bir kahvaltı yapacağız. Karlı günde, karlı havada. Biz de böyle biraz farklı bir atmosfer yaşayalım dedik. Başında sabırsızlıkla bekliyorum. Çünkü nokurdamaya başladı, kaynamaya başladı. Hele şu sucuğa bak, şu sucuğa. Oh! Kasap sucuğu. Cengiz ne güzel yapmışsın böyle. Şu nokurdamasını biraz alalım mı şöyle? İzleyicilerimiz de böyle. Ocağımız yanıyor, ocağımız tütüyor. Ateşimiz yanıyor. Keyfimiz yerinde. Öyle o kadar soğuk değil. Sadece kar bize değmezse ıslanmazsak iyi.
Kaşarı kaldı. Kaşarı da dökeceğiz. Bir de yumurtası kaldı. Birazdan tekrar buluşmak üzere. Başkan donduk bu ne ya? Seni bekliyoruz. Yemeği yap da. Isınalım biraz değil mi? Şuraya bak ya. Yakınlaş. Kaç trilyondan yaparsın bunu daha da başkan? Buna ne kadar bir bütçe lazım? Paha biçilmez derler ya. Ne kadar bir bütçe lazım bunun bütçe için? Bütçene şuna 100 TL para harcıyorsun ama şu malzemeye 100-200 TL'lik masrafla şöyle şehre de yakın böyle bir ormana gelirseniz ufak paralarla büyük zevkler alabilirsiniz. Büyük huzur yaşayabilirsiniz. Kesinlikle. İşte manzaramız. Sizler de böyle evinize yakın, şehrinize yakın, köyünüze yakın ne varsa, gerçi köydekiler zaten doğal hayat içerisindeler. Biz de böyle şehrin 16. havasından kurtulup dağlara, ormanlara böyle cüzi ufak masraflarla kendimizi yormayacak şekilde ucuz masrafla büyük hazlar alıyoruz, büyük zevkler alıyoruz. Yorgunluğumuz gidiyor, stresimiz gidiyor. Cengiz? Vallahi başkan, yani bunu trilyonu olan insanlar yapamazlar, söyleyeyim. Çünkü şu anda bugün pazar günü, o sıcacık yatağından kimse kalkmak istemez. Ama bize göre buraya gelip bu havayı solumak her şeye değer. Şimdi eminiz izleyicilerimiz de gıpta ediyordur. Keşke biz de olsak, biz de yapsak, yapamıyoruz, üşüyoruz, gidemiyoruz diyorlardır ama biraz çaba sarf ederseniz, biraz araştırma yaparsanız, bu tarz programlar, videolar izlerseniz birkaç ekipmanla sizler de böyle en azından yaparsanız da deneyimli insanlarla birlikte gidin. Sonrasında kendi başınıza bir şeyler yaparsınız. Çünkü karlı ortamlar tehlikeli. Kar olmasa da neyse de karlı ortamlarda hayatta kalmak biraz daha tehlikeli. Ateş yakmak, barınmak, ısınmak, bunlara dikkat etmek lazım. Bunları da deneyimli insanlarla birkaç sefer gidip sonrasında kendiniz yapabilirsiniz. Kaşarlı yumurtalı kasap sucuklu menemenimiz, yemeğimiz hazır. Vallahi kurt gibi açtık, bu karlı havada kurt gibi acıktık. Sucuk, menemen, yumurta şöyle göstereyim. Şöyle bir alalım içine. Sıcak mı? Oo, kaşar da sunuyor. Bismillahirrahmanirrahim. Aa! Biraz ağzım yandı ama mükemmel tadı var, hele sucuğun.
Değerli izleyicilerimiz, yemeğimiz hazır. Biz yemeğimizi yiyeceğiz. Programımızın sonuna geldik. Haftaya bir başka programda inşallah tekrar buluşmak üzere. Allah'a ısmarladık.